Hepinize selam olsun. Şu anda İstanbul Arnavutköy'deyiz. 2019 yılının Kurban Bayramı'na bir ay kaldı ve kurbanlık için acaba nereden alabilirim ya da hisse olarak nereye girebilirim diye düşünüyorsanız işte size çözümler içinden, seçenekler içinden bir seçenek. Karataş çiftliğindeyiz. Arkadaşımız Hakan Karataş'ın yanındayız. Hayvanlarımız nerede yetiştiler? Diyarbakır ilimizin Ergan ilçesi var, biliyorsunuzdur. Evet. Oradan getirdik. Tabi caizse kırsaldan, dağdan getirdik. Hayvanların hepsi seçilmiş hayvanlar. İnce kemik. Normalde biz 6 senedir aynı bölgeden getiriyoruz. Hepsi ince kemik hayvanlar. Özel seçilmiş hayvanlar. Eti randımanı bol olan hayvanlar. Belirli zaman öncesinde biz getiriyoruz. Onlara işte bu kuru besi bakımını alıyoruz. Hayvanlarımız semiz bir şekilde, helal bir şekilde kurbanlığa hazırlıyoruz tabi caizse. Peki hisse olarak da veriyor musunuz? Normal biz tek de veriyoruz. Hisse usulü de verebiliyoruz. Yani kişiler benim işte bir hayvan alacak durumum yok diyor. Biz kişileri kurban niyetiyle bu işe girmiş kişileri hisse bazında hangi fiyat aralığıyla ne kadar talepleri var ise hisse bazında birleştiriyoruz. 6 hisse oluyor, 5 hisse olabiliyor, 7 hisse olabiliyor. Onları birleştiriyoruz. Burada geliyorlar kurban günü. Tek birini getiriyorlar. Kesecek kişiye vekaletlerini veriyorlar. Kesim oluyor. Biz burada poşet teslim. Her şey dahil fiyatıyla bir hizmet veriyoruz. Özellikle bu işi yapanlarla kendinizi kıyasladığınız zaman bizi onlardan bir adım öne çıkaran şu özelliğimizdir diyeceğiniz bir şey var mı? Var. Çünkü bilenler biliyor. Helallik kısmında dikkat edilmeyen diğer işler olduğu gibi kurbanda da dikkat edilmiyor. Biz hayvanlarımızı maddi manevi hazırlıyoruz. Önemli olan maddi manevi hazırlayabilmek. Kurban bir maneviyat. Et kısmından önce, kesimden önce bir maneviyattır. Biz bunun bilinci içindeyiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Hayvanlarımıza kütbe yok. Ekstra unlu mamul veriyorlar, ekmek veriyorlar, küfte ekmek veriyorlar. Bunlar bizde yok. Hayvan et kokacak, küfte kokmayacak, bayat ekmek kokmayacak. Bunlar önemli. Hayvana kepek veriyorlar, tuz veriyorlar. Şişin gözüksün, daha büyük gözüksün, müşteriyi aldatsın diye. Bizde bunlar yok. Bizden alan müşteriler Allah'ın izniyle maneviyat kısmında tamam kapaklı hayvanı alacaklar. Ve hem yediği hem de yedirdiği eti lezzetle yiyecekler ve yedirecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayatınız sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Karataş çiftliğinde Kurban Bayramı için şu anda ellerinizde mevcut olan seçeneklere Karataş çiftliğini de ekleyebilirsiniz. Arkadaşımız Hakan Karataş'ı dinlediniz. Hepinize selam olsun. Şimdiden Yüce Rabbim keseceğiniz kurbanlarınızı en güzeliyle kabul eylesin.